Merhaba korku severler. O köye gitmemeliydim. Final bölümüyle devam ediyoruz. İyi dinlemeler. O annem miydi? Değil miydi? Emin olmam gerekiyordu. Emin olmak için de ellerine ve ayaklarına baktım. Her şey normaldi. Anne dedim. Oğlum, seni uyandıracaktım ama uykunu bölmek istemedim dedi. Ne oldu anneciğim bu saatte dedim. Baksana dedi. Yavaşça yanına gittim. Evimizin bahçesi çiğ hayvan etleriyle doluydu. Leş gibi de kokuyorlardı. Öyle ki aralık olan pencerelerden içeriye kokuları girmişti ve annem zor zahmet havalandırmıştı. Tamam anneciğim, sen geç içeriye dedim. Etleri toplamaya başladım. Tilkisi, sansarı buralarda çok olur. Rahatsız etmesinler diye alel acele topladım. O sırada bir taş gözüme çarptı. Biraz farklıydı bu taştaki yazı. Alıp odama çıktım. Sanki kalemle yazılmış gibi aranice yazılar yazıyordu. Bu yazıların anlamına baktığımda ise bunun karşılığı yatağının başucundayım. Şimdi de tam senin arkandayım anlamına geliyordu. Belki şu an size çok da korkunç gelmeyecek ama inanın o an nefesiniz kesiliyor ve de ağlamak istiyorsunuz. Bana şu an odamda olduğunu ve her an beni izlediğini söylüyordu. Bunlar artık iyiden iyiye psikolojimi bozmuştu. Anneme gidip bu gece Selda ablalarda kalmamız gerektiğini söyledim. Olur mu evladım? Saat kaç oldu? Kadın uyuyordur dedi. O zaman gel, Cemal'in arabayı alacağım. Arabada bir yerde uyuyacağız dedim. Kapıyı iyice kilitleyip çıktık. Daha mahalleyi dönmeden evimizin lambalarının yandığını gördüm. Annemi Cemallerin evine bıraktıktan sonra bizim evin sokağına bir 5 dakikalığına geri döndüm. Benim odamdaki lamba yanıyordu. Kapattığıma da adım gibi emindim. Ama gidip de bakmak da istemiyordum açıkçası. Yavaşça bizim sokak kapısına yaklaştım ve biraz daha yakından baktım. O sırada pencerenin önünde bir gölge olduğunu fark ettim. Yüzü belki gözükmüyordu ama öyle bir gölgeydi ki 10 saniye baksanız aşık olurdunuz. Kendimi o gölgenin güzelliğine kaptırmıştım. Upuzun saçları vardı. Uçlarına doğru lüleli oluyordu. Son hatırladığım şey buydu. Uyandığımda Cemallerin evindeydim. Başım ağrıyordu ve başımda büyük bir şişlik vardı. Bana ne olduğunu Cemal'e sordum. Benim arkamdan geldiğini, beni izlediğini, benim evin lambasına bakarken durduk yere kendimi duvarlara vurduğumu söylüyordu. Bunlara alışmıştım. Peki lambalar yanıyor muydu diye sordum. Hayır, kapalıydı hepsi dedi. Artık normal insanların göremediği şeyleri görüp onlarla iletişim kurabiliyordum. Bu beladan kurtulamadığım açıktı. Samme ölmemişti. Ölmüşse bile soyu bana rahat vermiyordu. Bursa'dan bir arkadaşımı arayıp Samme'yi öldürdüğünü iddia eden adamın evine gitmesini ve telefonla konuşmamızı sağlamasını istedim. Sağ olsun beni kırmadı. Fidye Kızık Köyü'ne gitti. Sabah kahvaltısından sonra bana bir mesaj attı. Kardeşim, burada işler karışık. Bir yarım saat sonra beni ara. Mesajı okuduktan sonra beklemeye başladım. Acaba ne olmuştu? Zaman geçmişti. Tekrar Bursa'ya telefon ettim. Arkadaşım telefonunu açtı. Hazırsan söylüyorum durumu dedi. Anlat kardeşim dedim. Evine gittiğimde adam yoktu. Ben de kahvedekilere sorayım dedim. Adamı sormamla beni kovalamaya başladılar. En son köyün yaşlılarından birine sordum. Adamın yaklaşık bir ay önce kafayı yiyip dağlara kaçtığını, gördüğü herkese evinize girin, Samme sizi görmesin dediğini söylüyor dedi. Adam şimdi kayıp mı dedim. Yok, adam ölmüş. Daha bu sabah cenazesi kalkmış. Senin haberin var mıydı dedi. Benim haberim gerçekten de yoktu ve Samme'nin resmen benimle oyun oynadığını fark ettim. Hep bir de mektup var dedi. Sen nereden ulaştın dedim. İhtiyar verdi. Okuyorum dedi ve başladı okumaya. Sen bir cin yayı, bir toprak öldürmek kadar kolay mı sandın? Ey çamurun soyu,
Arkadaşım mektupta yazan bu cümleyi okuduktan sonra araştırmıştım. Kendisine teşekkür ettim ve telefonu kapattık. Annem yüzümden haberin kötü olduğunu anlamıştı. Artık akıl alacak birisi de kalmamıştı. Evimize giremiyorduk ve bu durum artık canımızı iyiden iyiye sıkmıştı. Annemi ilk kez bu kadar sinirli görüyordum ve düş önüme, evimize gidiyoruz dedi. Annemin dediğini iki etmezdim. Öğleye doğru tekrar evimize gittik. Kapımızı açtık. Her şey normal gibi duruyordu. Annem alt katı kontrol ederken ben de üst kata çıktım. Odama çıktığımda bir farklılık görememiştim. Kıyafetlerim, her şeyim yerli yerindeydi. Hatta perdeler bile bıraktığım haldeydi diyebilirim. Dikkatli bir adamım. Ortalık temiz gibi görünüyordu. Annemin de içine sinmişti. Umarım delirmişimdir ve bu gördüklerim hayal ürünüdür diye düşünüyordum. Ama her şeyin de farkındaydım. Gece olmuş, karanlık da çökmüştü. Hayatımda ilk defa odamda yalnız olmadığımı o gece hissetmiştim. Yanı başımda olduğunu hissediyordum. Odamda dolaştığını hissediyordum ve de ses çıkaramıyordum. Şu an sizlerin bile yanı başında üç kabileden cin varken ben bu cinlerin hem varlığını biliyor hem de varlıklarını hissediyordum. Artık alışmıştım diyebilirim. Sabah olmuştu ve daha fazla dayanamayıp o cenazeyi gördüğüm dere kenarına doğru yürümeye başladım. Odadan beraber çıktığımızı, patikadan beraber yürüdüğümüzü bile hissediyordum. Dere kenarına gelmiştim. Ortada kimseler yoktu. Yolda giderken telefonla Cemal'i arayıp annemin yanında durması gerektiğini, mümkünse onu Selda ablalara götürmesini rica etmiştim. Neyse ki dediğimi yapmıştı. İçim artık rahattı. Bir şey olacaksa bana olması gerekiyordu. Dere kenarına gidip oturdum. Çalı çırpı ile ateş yakıp gölgelerin gelip gelmediğini izlemeye başladım. Ortada bir hareketlilik yoktu. Biraz zaman geçtikten sonra ateş şiddetini arttırmaya başladı ve ortalıkta gölgeler cirit atıyordu. Ortalığı kahkahalar ve gülüşme sesleri inletiyordu. Ben kafayı yiyecek dereceye gelmiştim artık. Derenin bir ucunda babamı görüyordum. Beni yanına çağırıyordu. Gitmek için can atıyordum ama yarıda kendimdeydim. Onun babam olmadığını biliyordum. Kafayı diğer yöne çevirdiğimde ise bu sefer annemi görüyordum. O da beni yanına çağırıyordu. Ama ne gözleri ne de elleri anneminkilerdi. Ben bu olanları izlerken çalılıklardan küçük bir çocuğun beni izlediğini gördüm. Bu çocuğu tanıyordum. Bu adamın çocuğuydu. Henüz daha 10 yaşında olmasına rağmen bizim köyümüze nasıl gelmişti? Hemen ayaklarına baktım. Evet, bu oydu. Karşıma geçti. Sesini ilk defa duymuştum. Sesi bir çocuk için çok kalındı. Benimle sohbet etmeye başladı. Onun oturmasıyla gölgeler bir an kaybolmuştu. Yaşına göre çok olgun konuşan bir çocuktu. Selamün aleyküm dedi. Selamını aldım. Artık hiçbir şey bana ilginç gelmiyordu. Biliyorum beni hatırladın. Belki şimdi korkuyorsun ama senin iyiliğin için buradayım dedi. Seni buraya kim gönderdi dedim. Samme benden ailemi aldı, oğlumu ve eşimi öldürdü dedi. Şaşırmıştım. O adam ve yaşlı kadın senin oğlun ve eşin miydi dedim. Evet der gibi başını salladı. Şimdi bizler için intikam zamanı evlat dedi. Söyledikleri beni adeta hipnotize ediyordu. Bu köyü bildiğin aşikar. Senden istediğim malzemeleri getirmen gerek. Gün doğmadan bu iş halledilmeli dedi. Tek başıma gidemeyeceğimi söyledim. Bu gece bu iş halledilmezse akşamını bir yakınını daha kaybedersin dedi. Bu dediklerinden sonra gitmemem imkansızdı. Nelere ihtiyacımız olduğunu sordum. Evvela köye gidip iki bakır tepsi bul. Ardından ahıra gidip koyun pisliği topla gel. Daha sonra ormana gideceksin. Defne ağacının yapraklarını toplayıp benim yanıma gel. Ormanda sırtı sana dönük ağaçlara bakan beyaz elbiseli kız çocukları görürsen de yanlarına gitme. Sana belki zarar vermezler ama onları görmek de hayırlı değildir dedi. Dediklerini yapmak için köye doğru yol aldım. Patikadan yürürken
bir sigara yaktım ve eski hayatımı ne kadar özlediğimi fark ettim. Bir hiç uğruna hayatım mahvolmuştu. Evimize gidip bakır tepsileri aldım. Tam odadan çıkacakken annemin pencereden bana ters ters baktığını gördüm. Yüzü bembeyazdı. Yüzünden öfke saçıyordu. Onun annem olmadığını biliyordum. Gözlerimi yumup dualar ettim ve ayaklarına baktım. Ayakları tersti. Ayaklarına baktığımı anladığında çığlık atarak ormana doğru koşmaya başlamıştı. Arkasından bakmadım bile. Yoluma devam ettim. Köydeki mandıranın ahırına girdiğimde ise ahırın içinde taso oynayan 4 tane çocuk gördüm. Belliydi onlar da cinlerdendi ama onlara da aldırış etmedim. Koyun keçi pisliği alıp çantama koydum. Kapıdan çıkarken beni oyuna çağırdılar. Yanlarına gitmeyince onlar da sinirden bağırıp koyunlara keçilere zarar vermeye başladılar. Hayvanların acı çığlığını duya duya köy yolundan patika yoluna doğru yürüyordum. Her ağacın başında beni izleyen cinleri görüyordum. Her ağacın kökünde Aranice yazılar vardı. Gözüme gözüme giriyordu. Okumamaya çalışıyordum. Bu yazı cinniyalara onlara aşık olduğumuzu, bizi kendi alemlerine katmalarını talep ettiğimizi ifade ediyordu. Binbir zorluklarla bu yazıları okumadan dere kenarına çocuğun yanına kadar gittim. İstediklerini bıraktıktan sonra birlikte defne yaprağı toplamak üzere yola koyulduk. Yürürken yine ayaklarına bakıyordum. Evet, bu o çocuktu. İçim rahatlamıştı. Ormanda defne yaprağı ararken durmadan dualar ediyordu. Birlikte nihayet yaprakları bulmuştuk ve tekrar geriye dönüp derenin başına oturduk. Bu çocuklayken sanki cinler saldırıyı kesiyor gibiydi. Ağzı dua etmekten hiç durmuyordu. Bu rutiyeli burada yapamayız dedi. Gölgelerin üstümüzde hareket etmesi gerekiyordu. Yakınlarda bir mağara olduğunu ve orada bu rutiyeli yapabileceğimizi söyledim. Birlikte oraya doğru yola çıktık. Eski bir mağaraydı. Köyün sarhoşları orada takılır, alkol alırlardı. Temiz bir yer bulduktan sonra İki bakır tepsiyi de aldı. Birini kendi önüne, birini de benim önüme koydu. Önce Nas ve Felak suresini okuduktan sonra iki tepsiye de su döktü. Arkasından da Ayetel Kürsi okuyordu. Ben de onun yaptıklarını yapıyordum. Sonra Aranice bir şeyler deyip koyun pisliklerini oturduğu taşın altına sürdü. Aynısını ben de yaptım. Ve en son defne yapraklarını ikimizin suyuna döktü ve Fatiha suresini okudu. Bütün bunlar olurken yaktığımız ateş şiddetlenmeye başlamıştı. Hazır mısın diye sordu. Hazır olduğumu söyledim ve rutiyele başladık. Samme yanımızdaydı. Çocuk seri halde dualar ediyordu. Ben de elime verdiği kağıttaki yazıları okuyordum. Ateşin ısısı yüzümüzü yakacak kadar yükselmiş, mağara sanki depremin tam ortasında gibiydi ve nihayetinde söylediği sözcükler işe yaramıştı. Karanlıklar içinde gözler belirdi, şekilleri şemalleri belli olmuyordu. Gördüğümüz tek şey kan kırmızısı gözlerdi. Sürekli hareket ediyorlar, ateşin aydınlattığı noktalara gelmiyorlardı. Çocuk duayı kesip ayağa kalktı. Sesleri duyuyor musun dedi. Ne sesi dedim. Duyacaksın bekle dedi. Tüm dikkatimle seslerin gelmesini beklerken nihayet beklediğim ses gelmişti. Sesini ilk kez duyuyordum. Bunca zaman bana annem ve babam olarak sık sık gözükmüştü. Ama bu onun sesiydi. Hayatta duyduğum en güzel sesti belki. Yardım et diyordu. Karanlığın içinden bembeyaz elbisesiyle bana doğru yürüyordu. Söylediği tek şey yardım et. Kabuslarımın ilk zamanlarında gördüğüm elleri kolları bacakları oluşmamış, alnında tek gözü olan, ağzı burnu olmayan bir bebek vardı elinde. Samme bana yaklaşıyordu. Attığı her adımda gözleri renk değiştiriyor, ayakları gitgide çirkinleşiyor ve yüzü o ifrit halini alıyordu. Çocuğun Samme'ye doğru koşup onu def etmesiyle kendime geldim. Çocuk Aranice bir şeyler mırıldanıp bağırıyordu. Samme
Ormanın derinliklerine kaçıyordu. Ateşimiz sönmüştü. Gülüşme sesleri artıyor. Beynimiz gürültüden sancılanıyordu. O çocuk dedi. Senin çocuğun muydu? Ben Samme ile bir münasebete girmediğimi açıkladım. Eğer ki o çocuk senin ise ya onlar seni alacak ya da sen onları. Bunun başka yolu yoktur. Ne yapacağımızı sordum. Bu gece güzel bir uyku çekelim. Beni evine misafir eder misin dedi. İstemeye istemeye kabul ettim. Eve doğru yürüdük. Yol boyu dua ediyordum. Bir yerde Nas Felak suresi okumaya gelmişken sakın dedi. Nas Felak Allah huzurunda ve cinlerle iletişimde kullanılır. Gecenin bir vakti ıssız bir yerde cinlerin çok olduğu bir yerde bu duayı okumak seni onlara hedef eder dedi. Eve doğru yürümüştük. Bahçeye geldiğimde evin önünde kalabalık olduğunu fark etmiştim. Bizim evimizin bahçesine bakıyorlardı. Bu annemdi. Yere çökmüş, beyaz elbisesi kan revan içerisindeydi. Elleri kanlıydı ve elinde dev bir bıçak vardı. Çok sevdiği köpeğimizi kesmişti. Kendisini duvara dayamış, ona doğru gelenlere bıçak savuruyordu. Annemi öyle görünce ağlamaya başladım. O da bana bakıp ağlıyordu. Hayatımız bitme noktasına gelmişti. Artık sırf bunlardan kurtulmak için intihar etmeyi bile düşünüyorduk. Çocuk insanları dağıttı. Kimseler kalmamıştı. Yavaşça annemin yanına gittik. Sürekli çocuğun yüzüne bakıyordum. Anneme umutsuzca bakıyordu. Annemi alıp eve çıkardık. Hala normal değildi ama sorularımıza cevap veriyordu. Çocuk benden önce davranmıştı. Bu köpek size başta insan gibi mi göründü dedi. Annem şaşırmıştı. Göz bebekleri büyümüştü ve evet dedi. Bir yandan da ağlamaya devam ediyordu. Çocuk annemin avucuna baktı. Avucunda mihen ve cine yazıyordu. Bu aranice çocuğunu al demekti. Anneme saldırmışlar, onun tenini canını acıtarak bana not bırakmışlardı. Çocuk sonrasını dinlemedi bile. Annem de çok anlatmak istemiyordu zaten. Annemin yanına gidip ona dualar okudu. 10 dakika geçmeden de annem uyuyakalmıştı. Ellerini halat ile bağladı. Yatağına yatırdık. Annemin gece bize zarar verebileceğini söylemişti. Sebebini sorduğumdaysa, cinniyalar erkeklere aşık olur. Kadınları öldürmek ister. Senin yanında annen dahi olsa çevrendeki her kadını öldürecekler. Sıra sana gelince de seni öldürecektir dedi. Kan bağın olan başka bir kadın var mı diye sordu. Yoktu. Sadece annemle kan bağım vardı. Anneannem ve babaannem rahmetli olmuştu. Halam ve teyzem de yoktu. Başka kan bağım olan insan da tanımıyordum. Tamam, bu konuları sonra konuşuruz deyip uyumak için odama çıktık. Henüz odama girmeden olmaz burası, olmaz dedi. Bu odayı mesken edinmişler. Odanın çok kirli olduğunu söyledi. Ben titiz bir adamım. Nasıl ya? Temiz işte dedim. Eliyle beni bir kenara itti. Euzu besmele çekip odaya adım attı. Odanın lambasını yaktım. Söndürmemi istedi. Sadece mumları yakmıştım. Odaya anlamsızca bakıyordu. Birden yatağı bir kenara çekip fırlattı ve görmüştüm. Odamdaki büyüsel materyalleri görüyordum. Bahsettiği kirlilik, pislik işte buydu. Yatağımın altında hayvan sakatatları, hayvan derileri, etlere kemiklere sarılmış kıl parçaları, çok çeşit nazar boncuğu ve onlarca şey vardı. Allahu Ekber diye onları yerden topluyor, poşete dolduruyordu. Kokudan midem kalkmış, bayılacak gibi olmuştum. Yatağın ardından gardırobumu çekti. Durum yine aynıydı. Hayvan sakatatları, pisliği her yeri kaplamıştı. Bunların hepsini topladıktan sonra evin avlusuna indik. Bu iş büyü işi dedi. Ne olmuş dedim. Kemikleri gösterdi. Kemiklere Arapça bir şeyler kazınmıştı. Tırnakla kazınmış olduğu belliydi. Ama insan tırnağı olmadığı da Arapça Bursa yazıyordu. Çocuk kafasını kaldırdı. Bu iş Bursa'da çözülecek dedi. Bunu duyduktan sonra sinirlenmiştim.
Çocuğun gırtlağını sıkıp "Neden Bursa'da çözülüyormuş? Ulan şeytanın oğlu, sen de Sanmaya aşık oldun değil mi?" deyip boğazına sarılmıştım. Gözüm dönmüştü. Bunları yapan ben değildim. Farkındaydım ama kendimi tutamıyordum. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Küçük bedeni elimde kalacak gibiydi. O sırada arkamı döndüm. Gördüğüm şey boğazını sıktığım çocuktu. Beni değil de "O küçük bedenli yavruyu öldürüyorsun" demişti. O an kendime geldiğimi hatırlıyorum. Yere çöküp ağlamaya başladım. Olan şeylere aklım ermiyordu. "Ne yapacağız?" diye sordum. "Bu meseleyi sen çözeceksin. Bursa'da" demişti. Bursa'ya dönmek her şeyi bitirecekti. Bu sefer ben de inanıyordum. Ama inanın, çok korkuyordum. Çocukla bahçede oturup bu konuyu konuştuk. "Bu büyüler sana yapıldı. Benim gücüm seni orada korumaya yetmeyecek. Ve Cinnia beni boyutuna kabul etmeyecek. Onlar seninle telepati kurmak istiyor" dedi. "Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir cinni nasıl çağrılır, onu bile bilmiyorum" dedim. Cebinden gümüş bir yüzük, herhangi bir gümüş yüzük veya bakır bir muska çıkardı. Muskanın içinde kendi fotoğrafını çıkardı. "Bunun içine koyabileceğimiz bir fotoğrafın var mı?" dedi. Cebimden çıkardım. Fotoğrafta gözlerimin üstünü iğne yardımı ile deldi ve okuduğu bir ipi o delikten geçirdi. Fotoğrafı muskanın içine koyup o muskayı kapattı. "İnne velhani min şerrikem mecid" dedi. "Gideceğin yer Sanme'nin yaşadığı dağ, Katır Dağları. Bu muska seni koruyacaktır. Bu yüzüğe de iyi bak. O yüzük eğer hızlı bir şekilde kararmaya başlarsa hemen o ortamdan çık" dedi. "Ve gitmeden sabah namazını beraber kılmamızı söyledi. Avluda abdest alıp namaz kılmıştık. Korkuyordum. Tek başıma olmak, annemi yalnız bırakmak ve geri dönüp dönmeyeceğimi bilmemek beni korkutuyordu. Sabahın olmasını, güneşin açmasını bekliyordum. Günün doğmasıyla köy meydanına gidip Cemal'den arabasını ödünç istedim. Sağ olsun yine beni kırmadı. Anacığım ile helalleştim. Doya doya sarıldım ona. Gözlerini öptüm. O ağlıyordu, ben ağlıyordum. Gör bak, her şey düzelecek dedim. Çocuk köylüler tarafından ağırlanacaktı. Köy muhtarlığında kalacaktı. Annemi de evde tek bırakmak istemiyordum. Selda ablalarda kalacaktı. Onların yalnız olmadığını bilmek bana huzur veriyordu. Arabaya atladım ve Bursa'ya doğru yola çıktım. Çok şükür iyi bir yolculuk geçirdim. İfritler beni belaya çekmemişti. Bursa merkezde biraz zaman geçirdim. Cinnia'yı görebilmem için karanlığın çökmesi gerekiyordu ve nihayetinde saat geç olmuştu. Katır Dağı'na doğru arabamı sürdüm. Bugünlerde oralarda TOKİ konutları vesaire yapıldı ama 2008 yılında tek bir köy vardı. Şehir merkezinden yaklaşık 1,5 saatlik uzaktaydı. Köye yaklaşmıştım. Yol boyu ne köyden inen bir araba ne de köye giden bir araba vardı. Köyün tabelası karşıma çıkmıştı. Köye girip girmemek arasında büyük kararsızlık yaşıyordum. Telefonla Uludağ Üniversitesi'ndeki profesör hocayı aradım. Kendisine başımdan geçen olayları kısaca üstünden geçerek anlattım. Katır Dağları'nda olduğumu söyledim. Kendisi Bursa'da değildi maalesef. Bana musallat olan Cinnia'nın adını sordu. "Sanme" dedim. "Sanme, Afraf cin kabilesindeki Cinniyaların isimlerindendir. Bu Cinniyalar Aranice konuşur. Hazreti Musa döneminde bu cinler yaptığı büyüler ile Hazreti Musa'nın evlatlığı Hazreti Zübeyr'i delirtmişlerdir. Dikkat et oğul, sana yapabileceğim tek şey dua etmek" dedi. Telefonu kapattım. Köye doğru yol almaya başlayacaktım ki telefonuma mesaj geldi. Mesaj köy muhtarından geliyordu. "Arabayı bir kenara çek ve bizi ara." Telefonu aldım, aradım. Açan muhtardı. Sesinde bir tatsızlık vardı. "Neler oluyor?" diye sordum. "Evladım, neler yaşadığını az çok biliyoruz. Şu an nerede ve niçin olduğunu da az çok tahmin ediyoruz. Biliyorum ki çok zamansız oldu ama" dedi. "Ama ne?" dedim. "Annen" dedi. "Gece köylü kahvede oturuyordu. Annen köy kahvesinin önüne kadar gelip bütün köylülere küfürler yağdırmaya başladı. Bembeyazdı. Kendinde olmadığı belliydi. O anlattıkça ben ağlıyordum.
Bilmiyorum, siz hiç annenizi kaybettiniz mi? Ama o an dünya başınıza yıkılıyor. Gözlerim dolu dolu oluyordu. Biliyordum, her şey benim suçumdu. Muhtar anlatmaya devam etti. Daha sonra köy meydanından dere kenarına doğru koşmaya başladı. Bütün köylü peşinden gittik ama yakalayamadık. Arabalarla gittik, yine de yakalayamadık. Dere kenarında anneni boynu kırılmış olarak gördük dedi. Çocuk nerede? Çocuk nerede dedim. Çocuğun da eş zamanlı olarak ortalıktan kaybolduğunu ve kimsenin onu görmediğini söylediler. Annem ölmüştü. Annem benim yüzümden, benim gittiğim dere kenarında öldürülmüştü. Onu cinniyalar almıştı benden. Çanakkale'ye dönemezdim. Annemi defin ettikten sonra da döneceğimi sanmıyordum. Bugün de hala orada yaşamıyorum zaten. Arabaya atladım. Tekrar ağlaya ağlaya Sammen'in köyüne girdim. Annemin ölümü beni tabii ki de etkilemişti. Ama niyeyse sanki kendimi onun ölmesini hazırlamışım gibi hissediyordum. Belki de Sammen'in köyünden sağ çıkacağımı düşünemediğim için anneme bir an önce kavuşacağımı düşünüyordum. O an biliyorum. Köye hepten yaklaşmıştım. Virajlı yollardan gidiyordum. Hava karanlıktı. Etrafta kimse de yoktu. Çıt dahi çıkmıyordu. Son virajı döndüm ve araba yolun iki tarafından çakıl taşları fırlatmaya başladı. Nereden geliyordu, nasıl oluyordu bilmiyorum ama kıyamet gibi çakıl taşları yağıyordu. Virajı dönene kadar arabanın her yerine taşlar atıldı. Ön cam çatlamıştı ve sonunda virajı dönmüştüm. Sadece 8-9 tane hanenin olduğu bir köydü. Gözüme ilk çarpan şey köyde mezarlığın ve caminin olmamasıydı. Bütün lambalar sönüktü. Sanki terk edilmiş gibiydi ama evlerin içindeki gölgeler belli oluyordu. Cinniler gözükmeye başladığından beri Arapçayı da yavaşça sökmüştüm. Nelerin konuşulduğunu anlayacak kadar da Arapça biliyordum. Köyde arabayla gezerken fule yakın olan yakıt deposu birden bitmişti. Diğer evlerden daha büyük olan konak benzeri bir evin önünde kala kalmıştım. Bu cinlerin bir oyunuydu. Hissedebiliyordum. Arabayla yanaşıp konağın kapısını tıklattım. Pencereden küçük bir kız çocuğu kafasını uzattı. Eliyle sessiz ol hareketi yaptı. Pencere arkasındaki gölgeler gitgide çoğalmıştı. Evin içinde bir kabile cinni vardı. Belli oluyordu. Konağın kapısı yavaşça açıldı. İçeriye doğru girdim. Çok eski bir konaktı. Dışarıdan iyi gözüküyordu ama içeriye girince bir canlının yaşayamayacağı kadar kirli olduğunu fark ediyorsunuz. Ortalığı izliyordum. O sırada gözüm yüzüğüme ve muskaya takılmıştı. O muskayı ve yüzüğü bana annemin katili olduğundan şüphelendiğim bir çocuk vermişti. Annemin katili ya Samme ya da oydu. Yüzüğü parmağımdan çıkardım. Muskayı da gelişi güzel bir yere fırlattım ve ellerimi açıp dualar etmeye başladım. Konağın içinden sesler yükseliyordu. Cebimdeki kağıttan o güne kadar okuduğum Arapça duaları teker teker okudum. Konağın içindeki gölgeler birer birer kayboluyor, acı dolu çığlıklar atıyorlardı. Şaşırmıştım, bunu ben nasıl başarıyorum diye düşünürken konağın kapısından Sammen'in geldiğini, bana doğru yürüdüğünü fark ettim. Dünyanın en güzel gözleri, en güzel saçları, en güzel yüzüydü. Gülerek bana bakıyordu. Uzun bir elbisesi vardı. Ayaklarını göremiyordum ama umurumda da değildi. Tek istediğim şey bir an önce onun yanına gitmekti. Dua etmeyi bırakıp karanlık odaya Sammen'in yanına doğru yürüyordum. Eliyle gel işareti yapıyordu. Ağır adımlarla gidiyordum yanına. O sırada ayağım tökezledi. Bir iki saniye adım atamadım ve kafamı tekrar sanmaya çevirdim. Kendimi görüyordum. Bu gördüğüm en korkunç manzaraydı. Bir insanın kendini dışarıdan görmesi. Ağır adımlarla sanmaya doğru yürüyordum. Sanki orada iki feres vardı. Hangisi bendim onu bile anlayamıyordum. Tekrar dua etmeye başlamamla o ifritlerin şeytani yüzünü gördüm. Bana doğru dönmüşlerdi. Karanlıktan çıkıyorlardı. Başları öne eğilmiş. Yüzlerini göremiyordum ama kaskatı kesilmiştim.
Konaktan dışarı atamıyordum kendimi. Samme ve kendi suretimdeki cinni ağır adımlarla yanıma geliyordu. Başımı iki elimin arasına alıp kulaklarımı ve gözlerimi kapatmıştım. Dizüstü yere çöküp onlar adım attıkça duyulmamış, işitilmemiş sesler duyuyordum. Hepsini seçemedim ama özellikle bir bebeğin ağladığını, yaşlı bir adamın da kalın bir sesle durmadan dualar ettiğini ve cinnilerin korkunç alay derecesine birbirlerine İbranice dilinde söyledikleri şeyleri hatırlıyorum. Söyleyebildiğim tek şey "Allah'ım canımı bağışla" demekti. Samme oradaydı. O güzelliğinden de eser yoktu. Bütün pisliği ile bana bakıyordu. Benim suretimde olan cinni de yoktu. Karanlık odadan Okan ve ailesi, annem, babam, köydeki küçük çocuk, büyü yapan adam ve yaşlı annesi çıkmıştı. O sürede gözlerimi kapattığımda Samme'nin onları nasıl çıldırtıp nasıl öldürdüğünü görebiliyordum. Çok farklı bir şeydi. Okan'ın nasıl intihar ettiğini, annemin boynunun nasıl kırıldığını, köydeki adamın nasıl çıldırıp dağlara kaçtığını hepsini görüyordum. Onun dilinden de söylediklerinden de anlamıyordum. Yapabileceğim tek şey Allah'a dua etmekti. Ayağa kalktım. Yanına gidecek cesaretim de yoktu. Ama kaybedecek bir şeyim de yoktu. Ölmek belki bu işten çıkış olacaktı. Samme ve arkasındakilerin yanına doğru yürüdüm. Bir Ademoğlu ile bir cinni karşı karşıyaydı. Cinni Ademoğluna büyü ile musallat edilmişti. Büyü yaptıranlar cezasını çekmişti ama masumun ne suçu vardı? Bunları Samme'ye o kadar çok anlatmak, nedenini dinlemek isterdim. Aslında daha çok o gün Okan'ın yanına gitmemek isterdim ki demem gerek herhalde. Uyandığımda hastanedeydim. O geceyle ilgili de pek bir şey hatırlamıyordum. Kapı önünde jandarmaların konuşmalarını dinliyordum. Bulunduğumda iki kolum ve sağ ayak bileğim kırılmıştı. Duvarda kan izlerimin olduğunu ve kan kaybımın çok yüksek olduğunu söylüyorlardı. Olay yerinde herhangi bir ikinci kişinin izi olmadığı, köyün yıllar önce terk edilmiş bir köy olduğu söyleniyordu. Okan ve ailesini, Mahir Hoca ve öz annemi öldürme suçlarından mahkemeye çıkarılacağımı duymuştum. Bu cinayetleri benim işlediğim söyleniyordu. Olay yerinde nasıl olduysa kendime ait kıyafetler, doku ve DNA örnekleri bulunmuştu. Bunca zaman bulunamayan şeyler o köye gittikten sonra hallolmuştu. Sonuç olarak doğuda güzel bir şehirde güzel bir esir hayatı yaşıyorum. Koğuşumdan ve arkadaşlarımdan da memnunum. En azından artık arkadaşlarım var ama kanıma en çok dokunan da anne katili olarak içeride yatmak oldu. Çanakkale'ye de Bursa'ya da gitmeye ömrüm yetmeyecek. Anlaşılan. Olsun. Doktor Bey sağ olsun. Şimdi akıl hastası olduğumu mahkemeye yutturmaya çalışıyor. Ama ben olacağını da sanmıyorum. He bir de olay yerinde bir bez bebek bulunmuş. Sırtında Samme yazıyor. Hani diyorlardı ya, ya sen onları alacaksın ya onlar seni. Anlaşılan kazanan ben olmuştum. Belki hayatım mahvolmuştu ama hayattaydım. Umuyorum okuduğunuzda fazla ürkmezsiniz. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz hikayelerin ve de yaşanmış olayların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Farklı bir videoda tekrar görüşmek dileğimle. Hoşça kalın.